Değerli öğrenciler, merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocanız. Gözlerinizden öpüyorum. Değerli öğrencilerim, bu haftaki dersimizde CV yazma aşamalarını ayrıntılı bir şekilde, orijinal bir şekilde nasıl yazılır, nasıl yazmamız gerekir bunu göreceğiz. Geçtiğimiz hafta kısaca bir değinmiştik hatırlarsanız dersimizde, Cahit Sıtkı Tarancı'yı anlattığımız dersimizde kısaca bir değinmiştik. Fakat ayrıntıyı bu haftaki dersimize bırakmıştık. Kitabımızda 8 aşamada bu yazma aşamaları verilmiş. Sadece maddeler haline verilmiş. Hatırlarsanız şu anda da ekranda da görüyorsunuz. Fakat biz bunu daha doğru nasıl yaparız, daha iyi nasıl öğreniriz? Bununla ilgili bir video yaptık. Bu videomuzun hazırlanmasında da iş kurumunun, evet iş kurumunun uzmanlarından faydalandık. Bülent Kılınç, eğitim ve insan kaynakları uzmanının yazmış olduğu bir makaleden de faydalanarak ve aynı zamanda uzman Ülkü Yüksel'in bir hazırlamış olduğu örnek İşkur tarafından hazırlanmış olan örnek bir CV aracılığıyla sizlere destek olmayı planladık. Dolayısıyla bu dersimizi bundan sonraki normal hayatınızda da bu videomuzu izleyerek faydalanabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi isterseniz öncelikle özgeçmiş konusunda bir duralım kısaca. Ondan sonra özgeçmiş yazarken nelere dikkat etmemiz gerekir buna değinelim. Özgeçmiş arkadaşlar yaşayan bir dokümandır. Yaşayan dokümanlar sürekli güncellenen ve üzerinde düzenlemeler yapılan belgelerdir. Özgeçmiş aday ile işe alması muhtemel işveren arasındaki ilk iletişim noktasıdır. Adayın özelliklerinin, becerilerinin, mesleki geçmişinin ve niteliklerinin özetini yapan ve işverenin posta kutusuna düşen kişisel bir broşürdür. Evet, çok güzel tanımlamış Bülent Bey. Adayın özelliklerinin, becerilerinin, mesleki geçmişinin ve niteliklerinin özetini yapan ve işverenin posta kutusuna düşen kişisel bir broşürdür. Tüm özgeçmişlerde bulunması gereken temel bilgiler olmakla birlikte bu bilgileri vermenin tek bir doğru yolu olduğunu söylemek yanlış. Bununla birlikte iyi bir özgeçmiş adayı en iyi şekilde yansıtmalıdır. Değerli öğrencilerim, özgeçmiş hazırlarken kendimize şu soruları sormalıyız. 1. Gözden geçirmek için 30 saniyem olsaydı bu özgeçmiş bende nasıl bir etki oluştururdu? 2. Özgeçmişi adil bir şekilde hazırlamış mıyım? 3. Bu özgeçmiş işverenin benimle görüşmesini sağlayacak mı? Bu 3 maddeyi kendimize özgeçmiş hazırlamadan önce sorarsak, inanın çok iyi bir özgeçmiş hazırlamanın ilk adımını atmış olacaksınız. Değerli öğrencilerim, özgeçmiş hazırlanırken işverenlere çok sayıda özgeçmiş verildiğini ve işverenlerin bu özgeçmiş üzerinde harcayacak çok az zamanları olduğunu akılda tutmayı unutmayın. Bazen haberlere de yansır. XYZ kuruluşunda açılan bir pozisyona 10 bin kişi başvurdu. 10 bin kişinin özgeçmişlerinin ön eleme aşamasını düşününüz. Her bir özgeçmiş için 30 saniye ayrılsa sadece ön eleme süreci yaklaşık 10 gün sürecektir. Öyle değil mi? İyi bir özgeçmiş aynı zamanda iş görüşmesi sırasında bir tartışma platformudur ve iş görüşmesinin hangi yörüngede gerçekleşeceğini belirler. Bu nedenle hazırlanan özgeçmişler 1. Gerçeği en iyi şekilde yansıtmalıdır arkadaşlar. 2. Okunması kolay olmalı, saniyeler içerisinde okunabilmelidir. 3. Teknik dil kullanımından kaçınılmalı ve basit bir dille yazılmalıdır. 4. Kariyer geçmişiyle ilgili önemli noktalar verilirken işle ilgili başarılar vurgulanmalıdır. Arkadaşlar, özgeçmişleri 3'e ayırabiliriz. 1. Kronolojik özgeçmiş. En yaygın özgeçmiş formatı bu özgeçmiştir. Kronolojik özgeçmiş, kişinin iş hayatındaki ilerlemesini ve deneyimlerini günümüzden geçmişe doğru listeleyerek tarihsel bir sıra içerisinde sunar. En iyi hatırlanan son iş deneyiminden başlanarak daha zor hatırlanan geçmiş deneyimlere doğru ilerlenir. İş hayatında farklı firmalarda çalışmış kişiler için uygundur. İş deneyimi olmayan kişiler, yeni mezunlar ve iş yaşamına uzun süre ara vermiş kişiler için uygun değildir. İkincisi, fonksiyonel özgeçmiştir. İş tecrübesini başarılara ve yeteneklere göre kategorilere ayırarak düzenler. Ancak önceki iş yerlerinin adlarını ve çalışma tarihlerini içermez.
Çoğu işveren iş yeri ve çalışma süresi bilgileri talep ettiği için fonksiyonel özgeçmişler işverenler için çoğunlukla tatmin edici değildir. Sadece bir veya birkaç firmada çalışmış, iş tecrübesi çok az olan veya hiç olmayan adaylar, öğrenciler yani sizin gibi öğrenciler, iş yaşamına uzun süre ara vermiş kişiler ve kariyerini tamamen değiştirmek isteyen kişiler için uygundur. Hangisi? Fonksiyonel özgeçmiş. Ve üçüncü, son özgeçmişimiz ise şöyledir. Karma özgeçmiş. Evet, sonuncu özgeçmiş yazma stili karma özgeçmiştir. Yukarıdaki iki özgeçmişin birleştirilmiş halidir. Yani kronolojik özgeçmişle fonksiyonel özgeçmişin karma sistemine, bir arada olduğu sisteme, yazı CV yazma stiline karma özgeçmiş diyoruz. Demek ki yukarıdaki iki özgeçmişin, yani fonksiyonel özgeçmiş ve kronolojik özgeçmişin birleştirilmiş haline biz karma özgeçmiş diyoruz. Bu özgeçmişte özgeçmişin başında adayın bilgi, beceri ve yetenekleri sıralanır. Daha sonra önem arz eden iş deneyimi bilgileri kronolojik bir sıra içerisinde günümüzden geçmişe doğru verilir. Arkadaşlar, kronolojik demek şu demek: tarih tarih, yani aşama aşama, hangi tarihte nerede çalışmışız. Fakat burada biyografilerdeki gibi dikkat edin, baştan sona, yani doğumdan günümüze kadar bir sıra takip etmiyoruz. Önem arz eden, evet, özgeçmişin başında ne yapacağız? Adayın bilgi, beceri ve yeteneklerini sıralayacağız. Daha sonra da önem arz eden iş deneyimlerimizi, bilgileri kronolojik bir sıra içerisinde günümüzden, yani şimdiden geçmişe doğru vereceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Buna çok dikkat ediyoruz. Karma özgeçmiş, iş deneyimi az veya hiç olmayanlar için avantajlıdır. Bu özgeçmiş formatı kullanılarak hem beceriler ve yetenekler vurgulanır, hem de sınırlı iş deneyimi özgeçmişe yansıtılabilir değerli öğrenciler. Kitabımızdaki özgeçmiş CV yazımı ile ilgili aşamalara bir bakalım ve sonra iş kurumunun uzmanlarından da faydalanarak iş kurumu nasıl bir CV yazmamız gerekiyor onu inceleyelim ve ikisini bütünleştirelim. Şimdi kitabımız, ekranda da görüyorsunuz, özgeçmiş yazma aşamalarını 8 aşama olarak bize vermiş arkadaşlar. Birinci aşamada kişisel bilgilerimizi yazmamız isteniyor. İkinci aşamada iletişim bilgilerini, üçüncü aşamada öğrenim bilgileri, dördüncü aşamada iş deneyimlerimizi ve beşinci aşamada yeterliliklerimizi, altıncı aşamada ilgi alanlarımız, yedinci aşamada varsa ödüllerimiz ve sekiz, sonuncu aşamada ise istenirse referanslarımızı yazmamız istenmiş. Bu aşamalara uygun bir CV yazmamızı bizden istiyor. Şimdi gelin kitabımızın verdiği bu maddeleri acaba iş bulma kurumu, yani İşkur nasıl vermiş, buna dikkat edelim. Arkadaşlar, İşkur uzmanlarından Ülkü Yüksel'in İşkur bülteninde verdiği örnek CV örneğinden hareketle bir CV nasıl yazılır, buna bakalım. Ekrandan da siz takip edin. Değerli öğrencilerim, uzmanımız diyor ki özgeçmiş hazırlamak ciddi bir emek ve zaman işidir. Detaysız, özensiz hazırlanmış, kendini iyi ifade edemeyen, yazım ve ifade hataları ile dolu, eksik bilgilerin yer aldığı özgeçmişler baştan kaybeder. Günümüzde etkili hazırlanmış ve mesleki becerilerinizi ön plana çıkaran özgeçmiş, sizin bir adım daha öne geçmenizi sağlar. Geçmişinizi şirket ve istenilen iş pozisyonunun özelliklerini düşünerek hazırlayın. Farklı pozisyonlar için farklı özgeçmişler yazın. Hatırlayın, videomuzun başında 3 farklı çeşitte özgeçmiş çeşidi olduğunu söylemiştik. Gireceğiniz yere göre farklı pozisyonlar için farklı özgeçmişlerde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Ama dikkat edin, özgeçmiş hazırlamanın ciddi bir emek ve zaman işi olduğunu, detaysız, özensiz hazırlanmış ve kendini iyi ifade edemeyen, yazım ve ifade hatalarıyla dolu ise özgeçmişimiz baştan biz kaybetmişiz demektir. Değerli öğrenciler, özgeçmişimizin, ekranda da görüyoruz, en başında fotoğrafımızın bulunması gerekiyor. Fotoğraf, iş başvurusu işlemleri için işletme tarafından özellikle belirtilmedikçe özgeçmişinizde fotoğraf bulunması gerekmemektedir. Yani arkadaşlar, fotoğrafın illa olması özgeçmişte şart değildir. Peki hangi şartta şarttır? Eğer iş başvurusuna başvurduğunuz iş yeri istememişse.
Fotoğraf istenmesi halinde ise, evet diyelim ki iş yeri fotoğrafınızı da koymanızı istedi. İstenmesi halinde ise son 6 ay içinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafınızın hazırda bulunması gerekir. Demek ki son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafımızı muhakkak koymamız lazım. Bu daha uygundur. Kişisel bilgiler bölümünde hemen fotoğrafın yan tarafında özgeçmişin ilk kısmında kişisel bilgiler yer alır arkadaşlar. Adımız, soyadımız, adresimiz, telefonumuz ve e-posta bilgilerimiz ekranda gördüğünüz gibi bakın fotoğrafın yanında Yiğit Alp adında bir örnek kişilik alınmış. İşte nokta nokta caddesi 18 Taksim 6 Yeni Mahalle Ankara. İşte mobil telefon numarası, ev telefon numarası ve e-postası. Bu şekilde yer almış. Daha sonra alt bölümde doğum tarihi, askerlik durumu, medeni hali ve eğitim durumu ne yapılmış? Maddeler halinde sıralanmış. Bakın doğum tarihini vermiş, yazmış 14-11-1993. Askerlik durumu yaptı, medeni durumu bekar. Evli değil yani. Ha, evli ise bu başvuran oraya ne yazacak? Evli. Eğitim durumu bölümünde ise dikkat edin, eğitim süreci, kurslar gibi tarih içeren bölümler kronolojik olarak en güncel olandan geriye doğru yazılmalıdır. Arkadaşlar, en son iş deneyiminizden eğitim durumunuzu en sondan başa doğru ne yapacağız? Yazacağız. Siz bir öğrencisiniz. İşte Ankara Endüstri Meslek Lisesi 2011 elektrik bölümünden mezun mesela eğitim durumu. Daha sonraki madde iş deneyimi maddesi sevgili öğrenciler. İş deneyimimiz varsa kronolojik olarak en güncel olandan geriye doğru yazılmalıdır. Bu bölüme stajlarınızı da ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Diyelim ki öğrencisiniz, işte endüstri meslek bölümünü bitirmiş. Hangi yerlerde staj yaptı iş yerlerinde? Bunu da ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz değerli öğrenciler. Bir diğeri sertifika ve belgeler bölümü. Değerli öğrencilerim, tamamladığınız kurs ve seminerlerden almış olduğunuz belgeleri yani sertifika, katılım belgesi gibi bu bölümde ne yapacağız? Belirteceğiz. Bu bölümün hemen altında kariyer hedefi bölümü geliyor. Kariyer hedefinde özgeçmişte bulunması zorunlu olmamakla beraber kariyer hedefi belirlemişseniz belirtebilirsiniz. Mesela ekrandaki arkadaş kariyer hedefi olarak elektrik teknikeri olmayı ne yapıyor? Hedefliyor. Sevgili öğrenciler, bunun altında da burslar, ödüller, başarılar, projeler ve ilgi alanları ile ilgili bölüm var. İlgi alanları bölümünde de ilgi alanları, özel bilgiler ve niteliklerde sizi diğerlerinden ayırt edici olan etkinlikleri kapsar arkadaşlar. Dolayısıyla ilgi alanları, özel bilgiler ve niteliklerde sizi diğerlerinden ayırt edici olan etkinliklerinizi ve başarılarınızı ne yapacaksınız? Buraya yazacaksınız. İşe alınmanız için fark yaratacaksa bu bölümü ne yapacağız arkadaşlar? Dolduracağız. Gene arkadaşlar başarılar bölümünde, projeler başarılar bölümünde kazandığınız bir burs, ödül, başarı ya da katıldığınız bir proje var ise başarınızı vurgulaması açısından önemli olup bu bölümde yer verebilirsiniz değerli öğrenciler. Ve değerli öğrencilerim, son bölümde de referanslar bölümü var. Kitabımız istenirse verin demiş ama varsa size referans edebilecek bir yer, bir kuruluş, birileri bunu muhakkak ne yapmamız lazım? Yazmamız lazım. Yazmakta fayda vardır. Çünkü sizi birilerinden soracaklar, değil mi işe alırken? Evet, referansınıza özgeçmişinizden bir kopya vererek referanslarınızda ona yer verdiğiniz konusunda haberdar etmeniz de gerekir arkadaşlar. Birinci derece yakınlarınızı referans olarak göstermeyin. Yani burada çalıştığınız, sizin başarınızla, sizin işinizle ilgili olan yerleri ne yapacağız? Referans olarak vereceksiniz. Ama bak referans verdiğiniz kişiye de yani bir başka kuruluşa onun hakkında referans verdiğinizi söylemişseniz o kişiye de referans verdiğinizi ne yapmanız lazım? Söylemeniz lazım ki onu aradıklarında adam boşlukta kalmasın. Ne diye bu adam onu bana soruyor demesin. Onun için bilgilendirmeniz lazım. Unutmayalım, birinci derecede kişileri, yakınlarımızı referans olarak vermiyoruz. Arkadaşlar burada bize bir konuda dikkat çekiyor İşkur. İşverenler sizi ilk önce özgeçmişinizle değerlendireceğinden, özgeçmişiniz sizi en iyi şekilde anlatmalı ve işverene sağlayacağınız katkıları da kapsamalıdır. Başvuru yaptığınız işi desteklemeyecek detaylara özgeçmişinizde yer vermeyin arkadaşlar. Sosyal ağlardaki profilleriniz en kritik konulardan biridir. Görüntü ve paylaşımlarınız mükemmel bir özgeçmişi
gölgeleyebilir. Yani işte Facebook, Twitter, YouTube vesaire sosyal ağlardaki paylaşımlarınız da bir kuruluş için en iyi bir özgeçmiştir. Diyelim ki çok güzel bir özgeçmiş verdiniz. Fakat sosyal ağlarda paylaştığınız şeyler bu özgeçmişinizi ne yapıyor? Yalanlıyor. Yani birbiriyle tenakuz, zıtlık teşkil ediyor. O zaman iş yeri sizi işe almayabilir. Onun için sosyal ağlardaki tutumunuz, sosyal ağlardaki paylaşımlarınıza da ne yapmanız lazım arkadaşlar? Dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili öğrencilerim, bu dersimizin hazırlanmasında İşkur'un yayınladığı, özellikle profesyonel olarak bir iş yerine başvurmak istiyorsanız İşkur'un yayınladığı bültenden faydalanmış olduk. Sizi de faydalandırdık. Bu konuda kaynak olarak uzman Ülkü Yüksel'e ve değerli arkadaşlar işe alma uzmanlarından eğitim ve insan kaynakları uzmanı Bülent Kılınç Bey'e teşekkür ediyoruz değerli öğrencilerim. Evet değerli öğrencilerim, siz de eğer bir işe girecekseniz nasıl CV yazılır bunu profesyonel olarak profesyonel ağızlardan sizlerle paylaşmış. Kitabımızdaki CV yazma aşamalarını da sizlerle görmüştük arkadaşlar. Onunla birleştirerek bu konuyu daha iyi bir şekilde sizlere anlatmış olduk. Kıymetli öğrencilerim, dersimizin sonuna geldik. Dersimizin sonuna geldiğimiz şu sıralarda videomuzu izlediğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Derslerinizde başarılar dilerim. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.